Batı cephesine yeni bir şey yoku seyrettim. All Quiet on the Western Front. Onunla ilgili konuşmadım değil mi? Daha önce buna benzer bir film varmış. Bu yeni versiyonu. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Direkt şeyden başlıyor. Yani o klasik savaş filmleri vardır ya abi. Çok böyle mutlu mesut başlar. Oley be savaşa gidiyoruz falan diye. Ondan sonra savaşın içine girer ve savaşın ne kadar boktan bir şey olduğunu görür. Ve ondan sonra ama geri dönmek için de çok geçtir. Bu da o filmlerden bir tanesi. Birçok yeri çok iyi çekilmiş. Ya öyle ki aslında bazı yerler hani After Effects çok çok iyi değil. Ama olsun diyorsun yani. Hani o da çok iyi olsa zaten şey olurmuş. Edward Zwick filmi. O filmi Edward Zwick çekecek abi. Birinci Dünya Savaşı filmi. Bu da yani genel olarak Paul diye bir adam var, Alman. Almanların gözünden bu arada film. Birinci Dünya Savaşı'nda çok fazla insanı, ya zaten Birinci Dünya Savaşı'nda 17 milyon insan ölmüş. Ve mesela o Paul karakterinin savaştığı yerde hiçbir ilerleme kaydedilemiyor. Biraz savaşıyorlar, bir sürü insan ölüyor, biraz ilerliyorlar. Biraz savaşıyorlar, geri gidiyorlar ondan sonra. İleri geri, ileri geri. Bir o saldırıyor, bir öteki taraf saldırıyor. Yani düşünecek olursanız büyük ihtimalle orada böyle Trench Warfare diyorlar ya, Hendek Savaşı. Hendek Savaşı'nda ileri geri giderken kaç tane nesil silinip yenisi geliyor, silinip yenisi geliyor, silinip yenisi geliyordur. Gerçekten çok ilginç. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'na göre gerçekten çok fazla insanın çok acı çektiği bir savaş. Bu sebepten dolayı. Çünkü silahlar gelişmiş. O yüzden böyle kılıç kalkanlı falan değil. Tüfek türü silahlar var. İşte savaşın sonlarına doğru tank falan var. Tanklar falan daha yeni yani. Ama yeterince gelişmemiş. Yeterince gelişmediği için de gene rezillik. Tüfekler falan böyle çok çok aşırı gelişmiş değil. Silahlar falan, uçaklar vesaireler çok aşırı gelişmiş değil. O yüzden yine çok fazla rezillik var. Birbirlerini bir türlü öldüremiyorlar çünkü. Bir türlü öldüremiyorlar o yüzden. Ne aylarca Hendek Savaşı sürüyor ya. Aylarca Hendek Savaşı. Bir savaş böyle aylarca sürüyor. O yeni adam yolluyor, o yeni adam yolluyor falan. En sonunda bir taraf bitiyor artık. Yani askeri bitiyor, öyle kaybediyorlar. Onur Asakura, mitralyözün bulunması savunma savaşını acayip güçlendirdiği için asla ilerleme kat edemiyorsun. İkinci Dünya Savaşı'nda tankların gelişmesi saldırıda bufflandı ve eşitlendi demiş. İkinci Dünya Savaşı'nda bombardıman uçakları da çok fazla var. Daha fazla kişi ölüyor ama hızlı ilerliyor savaş. Kürşat Şahin, tamamen yıpratma savaşı, aynen öyle. Caner Uşar, 1917'yi izlemiş miydin abi? İzledim. 1917 tabii kalite olarak çok iyi. Yani o 1917 film olarak çok iyi. Bu daha böyle hikayesi geniş kapsamlı. Bunun hikayesi geniş kapsamlı. Diğeri direkt film yani. Film olarak çok iyi. Bu geniş hikayesi olan bir şey. İkisi ayrı güzel yani. Tabii film olarak hangisi üst düzey diyorsanız 1917 tabii ki. Evet. Sonuç olarak arkadaşlar filme EFDV puanı 10 üzerinden 8,75 veriyorum. Bazı yerler gereksiz uzatılmış. Daha kısa kesilebilirdi. Bir ikincisi de efektler çok çok iyi değil. Ama olsun, önemli değil. Ama o yüzden 8,75 veriyorum. Yani bir 1917 gibi şey değil. Pacing dedikleri, tempo böyle tak 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 gitmiyor. Ama ikisine de ihtiyaç var. O tür filmlere de ihtiyaç var. Bu tür filmlere de ihtiyaç var yani. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Ben şey sanmıştım onu. Bu Verdun ve Somme şeyleri var ya, savaşları var ya. Sanırım o değil ama. Çünkü savaşın sonundan bahsediyor. Caner Uşar, tek plan olması çok iyi 1917. Evet, tek plan değil tabii de fake tek plan. Ama olsun. Gerçek zamanlı bir film. Bu arada mesela gerçek anlamda full tek plan film seyredecekseniz ilk Victoria.